Herkese merhaba, ben Aynur, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde yarmalı ıspanak çorbamız var. Peşine İzmir köftesi yapıyoruz ve tatlı olarak krema dolgulu milföy çanaklarımız var. Ve ilk olarak ıspanaklı yarmalı çorbamızla başlıyoruz ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Küçük bir kase yarmam var, hemen hemen 100 gram kadar yapıyor. 1 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 100 gram yani küçük bir kase yoğurdum var, tuz, kırmızı toz biber, pul biber ve kuru nane. Ayrıca 1 adet soğan, 1 diş sarımsak ve 500 gram taze ıspanağım var. Öncelikle ıspanakları güzelce yıkadım ve ince ince kıyıyorum. Ispanaklarımı küçük küçük kıydım. Yarmayı yani aşurilik budayı isterseniz bir gün önceden ıslatabilirsiniz veyahut da bir gün önceden kaynatıp ertesi güne hazır olur. Ispanaklar çok çabuk pişeceği için ayrı bir tencerenin içerisinde önce yarmayı haşlıyorum. Soğan ve sarımsağı zeytinyağında güzelce kavurdum. Diğer tarafta da yarma haşlanıyor. Ben hemen hemen 15 dakika kadar haşladım, yeterli geldi. Soğanlar güzel karamelize olduktan sonra ince ince kıymış olduğum ıspanakları ilave ediyorum. Şimdi haşlamış olduğum yarmayı da suyuyla beraber ıspanaklara ilave ediyorum. İsterseniz siz et suyu veyahut da tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Suyu az geldiği için ben biraz daha su ilave ediyorum. Arzuya göre sebze bulyonu da ekleyebilirsiniz. Başka bir kabın içerisinde yoğurt, un ve yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. Yoğurdumun çorbaya eklerken kesilmemesi için yarım çay bardağı da ılık su ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş çorbanın suyundan 1-2 kaşık yoğurda ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Böylelikle ikisinin ısısı aynı ayarda olacağı için yoğurdumun kesilme ihtimali olmayacak. Bu arada çorbanın altını da kıstım. Ve yoğurdu yavaş yavaş çorbaya ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak 5-10 dakika kadar daha kaynatıyorum. Yoğurdumun kesilmemesi için de en sonu tuzunu ilave ediyorum. Başka bir tencerenin içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. İçerisine kırmızı toz biber, nane ve pul biber ekleyip güzelce kavuruyorum. Ve bu kavurmuş olduğum tereyağını çorbamın üzerine gezdiriyorum. İsterseniz tencerenizi dökün veyahut da birer kerelik servis tabaklarında da tereyağını dökebilirsiniz. Ve çorbamız servise hazır. Bunu mutlaka denemelisiniz diyorum. Köfte tarifimi görmeyenler için kısaca hatırlatmak istiyorum. 1 kilo kıymam var. İster karışık alın, ister sadece dana kıyması. 2 diş sarımsağım var. Baharatlarını herkes kendi damak tadına göre ayarlayabilir. Ben yarımşar kaşık kekik, nane, kırmızı toz biber, karabiber, pul biberi ve ayrıyeten de çeyrek kaşığı kadar da kimyon kullanıyorum. Bence kimyon köftenin olmazsa olmazlarından bir tanesi diyorum. Ve tuzu ihmal etmiyoruz. Ayrıyeten 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum. 1 adet soğanım var. Yarım bağ maydanoz ve 4-5 adet de tost ekmeği. 4-5 dilim yeterli geliyor ama siz galeta unu da kullanabilirsiniz. Ama ben tost ekmeğini tercih ediyorum. Şimdi bütün malzemelerimi kıymaya ekliyorum ve köftemi yoğurmaya başlıyorum. Sarımsakları rendeledim. 1 adet yumurtayı da unutmuyoruz tabii ki. Ve soğanları da küçük küçük doğruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz ama ben köftenin içerisinde ince ince doğranmış
soğanı daha çok tercih ediyorum. Köftenin en önemli püf noktalarından bir tanesi de köfte harcınızı çok güzel yoğurmuş olmanız. Ara sıra zeytinyağı eklemeyi de ihmal etmeyin. Ben köftemi elime ve yoğurma kabıma yapışmayana kadar yoğuruyorum. Buna dikkat edin. Bu hemen hemen 15-20 dakika sürüyor. Köftelerimi yoğurdum. Küçük bir kasenin içerisine biraz sıvı yağ koydum. Ellerimi sürekli yağlayarak köftelerimi hazırlıyorum. İster oval yapın, ister yuvarlak. Bu size kalmış. Köftelerimi tepsiye aldım ve yarım saatliğine fırına veriyorum. Ayrıca 1 kilo patatesim var. Patateslerimi soydum. İnce ince dilimlere kestim. Bir kasenin içerisinde 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağım var. Patateslere ilave ediyorum. Ve tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biberi de ekledikten sonra karıştırıyorum. Köftelerimi fırından çıkarttım. İnce ince dilimlemiş olduğum patateslerimi köftelerin üzerine diziyorum. Üzerine domates ve biberle süsledikten sonra tekrar yarım saatliğine fırına veriyorum. Ben de bu arada sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı biber salçasını sıvı yağıyla çok güzel kavurdum. Buna çok dikkat edin. Her videomda da tekrarlıyorum. Salçanızı mutlaka çok güzel kavurmuş olmanız lazım. İçerisine 300 ml su ilave ediyorum. Karabiber ekliyorum. Biber salçası tuzlu olduğu için ayrıca tuz eklemedim. Siz yine de bir tadına bakın. Yemeğimi fırından çıkarttım. Hazırlamış olduğum biber salçalı sosumu da yemeğin üzerine döktükten sonra tekrar 15-20 dakikalığına fırına veriyorum. Ve yemeğimiz servise hazır. Bir paket mülfey hamurum var. Bir adet yumurta, yumurtanın akını ve sarısını ayırdım ve ayrıyeten bize yuvarlak kalıplar lazım. Kalıbımın biri büyük, biri de küçük. Eğer sizin kalıbınız yoksa bu işlemi bardakla da yapabilirsiniz. İlk olarak büyük kalıbımla mülfey hamurumdan yuvarlak daireler çıkartıyorum ve artan hamurları da bir kenara alıyorum. Onları da daha değişik bir şekilde değerlendireceğim. Ben artan hamurları kıvırdım, üzerine bolca susam döktüm, susamlı çubuk hazırladım. Ben büyük kalıbımdan 18 adet daire çıkarttım. Bunların 9 adetini tepsime aldım. Diğer 9 adetini de küçük kalıbımla tekrar kesiyorum ve dışından çıkan daireyi diğer dairenin üzerine koyuyorum. Bu ikisini yumurtanın akıyla yapıştırabilirsiniz. Eğer birbirine yapışıyorsa yumurta akına hiç ihtiyacınız olmayabilir. Bu sonradan kesmiş olduğumuz dairelerde çanaklarımızın kenarlarını oluşturacak. Ortasından çıkan küçük dairelerin üzerine yumurta sürüp biraz susam serpiştirip onları da ayrıyeten pişirebilirsiniz. Atmayın kesinlikle. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 30 dakika kadar pişiriyorum. Üzerinin kızarması lazım. Kenarlardan çıkan hamurları da aynı şekilde üzerine yumurta sürüp 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. İnanın o kadar güzel oluyor ki bunlar bence çanaklardan daha da lezzetli oluyor. Çıtır çıtır susamlı çubuk oluyor. Mülfe çanaklarımı fırından çıkarttım ve tamamen soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra ortasında gördüğünüz küçücük daireler var. Ben çanaklarımı daha güzel doldurabilmek için bunları kestim. Arzu ederseniz bunları sonra kapak olarak da kullanabilirsiniz.
Bunlar da susamlı çubuklarımız, dediğim gibi çıtır çıtır çok nefis oldu. Milföy çanaklarınızı arzu ettiğiniz herhangi bir kremayla doldurabilirsiniz. Ben bir paket paradis kremi kullandım ve bir pakette mascarpone peynirim vardı. Siz istediğiniz herhangi bir kremayı kullanabilirsiniz. İsterseniz puding hazırlayıp pudingle de doldurabilirsiniz. Önce paradis kremi sütle çırpıyorum ve içerisine mascarpone peynirini ekleyip tekrar çırpıyorum. Alternatif olarak puding hazırlayabilirsiniz ve içine bir paket labne peyniri veyahut da süzme peyniri ekleyip çırpabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel oluyor. Ve arzuya göre istediğiniz kadar şeker ekleyebilirsiniz. Kremamı bir krema sıkma torbasına alıyorum ve yıldız başlıklı milföy çanaklarımızı bu kremayla dolduruyoruz. Üzerlerini arzu ettiğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben çekilmiş antep fıstığı ve çikolata sosuyla süsledim. İsterseniz üzerine birer dilim çilek veyahut da frambuaz da koyabilirsiniz. Ve krema dolgulu milföy çanaklarımız servise hazır. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz şimdi buradan abone olabilirsiniz. Beni Instagram ve de Facebook sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.